CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka'dan bir açıklama var. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin 8. yıl dönümünde bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin sözleşmeyi feshetmesini eleştirdi. Gasp edilen haklarımızı geri almakla uğraşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmedik diye haykırmak durumunda kalıyoruz. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümüne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sözleşmenin feshedilmesini eleştiren Nazlı Aka, CHP iktidara gelirse sözleşmenin yürürlüğe gireceği sözünü verdi. Bizler aslında bugün İstanbul Sözleşmesi'nin 8. yıl dönümünü kutluyor olmalıydık. Ama ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararına yönelik olarak mücadeleyi büyütmekle uğraşıyoruz. İlk seçimlerden sonra Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Türkiye 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmenin feshine karar verdi. Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Türkiye'nin öncülüğünde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması devreye girdi. İlk tahıl gemisi Odessa limanından ayrıldı. Ukrayna'nın tahıl gemisi Razoni, Odessa limanından ayrılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıktı. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'ya ait Razoni adlı gemi Odessa limanından ayrıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, geminin limandan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Geminin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. Öte yandan konuya ilişkin Birleşmiş Milletler'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter 26 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan ilk ticari gemi olan Razoni'nin hareketini içten bir memnuniyetle karşılıyor ifadelerine yer verildi. Buğday yüklü diğer gemilerde sevkiyat için Ukrayna limanlarında hazır bekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesini talep etti. Son 2 yılda akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafı yılda 3-4 kez taksimetre güncellemesi yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesini talep etti. Devam. Palandöken yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ücretin taksici esnafını zorladığını savundu. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler dışında yolcu sayısı az olan yerlerde taksimetre güncelleme bedeli yüzünden taksicinin kazanacağı paranın yetkili servislere gittiğini söyledi. Yetkili servisler tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 ile 1500 lira arasında değişiyor. Akaryakıttaki değişime bağlı zorunlu yapılan ve kısa zamanlı bir uygulama olan bu hizmetin bedeli düşürülmeli, ifadesini kullandı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla gerekli yazışmaların yapıldığını söyleyen Palandöken, taksimetre ayarlama yetkisi ilgili kuruluşlara verilirse mağduriyet ortadan kalkar dedi. 500